Evrenin yaratılış anı. Evrenin bir yaratılış zamanı olduğunu ispatlayan ilk kişi Edwin Hubble adında bir gökbilimcidir. Hubble'ın dev bir teleskobu vardı. 1929 yılında bu dev teleskobuyla gökyüzünü incelediği bir gün yıldızların hareket ettiğini fark etti. Bunlar sıradan hareketler değildi. Çünkü yıldızlar sürekli olarak birbirlerinden uzaklaşıyordu. Her şeyin birbirinden uzaklaştığı bir evrense sürekli genişleyen bir evren demekti. Tıpkı şişirilen bir balonun genişlemesi gibi. Yıldızların birbirlerinden sürekli uzaklaşıyor olmaları, başlangıçta hepsinin bir arada olduğunu gösterir. Peki bunun nasıl olduğunu merak ediyor musunuz? Zaman yavaş yavaş geri alınırsa, yıldızların birbirlerine yaklaştığı görülür. Bu geri gidiş, tüm evren tek bir noktada birleşinceye kadar devam eder. Biraz daha geriye gidersek, bu noktada yok olur. İşte bu mantıktan hareket eden bilim adamları, bundan yaklaşık 15 milyar yıl önce evrenin tüm maddesinin toplu iğne başı kadar küçük bir noktada sıkışık olarak bulunduğunu hesapladılar. Acaba bu minik nokta nasıl bir anda büyümeye başladı? Bir sonraki bölümde izleyelim.